Erkek olmak kolay mı oğlum? Birazdan bir şeyin kalmaz merak etme. Bak bak, robota bak. Sen bunu nasıl çalıştın? Mustafa amcası, bizim aslan parçası da burada. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağlıklı Umut inşallah. Nasılsın bakalım Umut oğlum? İyiyim. Sağ olun, çok sağ olun. Kirvesi, havalar nasıl? Biraz parçalı bulutlu. Ama yağış dindi sayılır. Oğlum, birazcık et pilav getireyim mi? Tamam, ben şerbet isterim. Tamam, bir tane. Allah'ını seversen. Hiç adamların yanından ayrılıyor mu? Aklı sıra Baran'ın gözüne girecek her dakika. Yalnız anne, dayım da pek bir hoş bakıyor ha. Hadi hayırlısı. Sus Allah'ını seversen. Ağzından yel alsın. Kala kala o püsküllü kokonaya mı kaldık? Aman da benim kızım burada mıymış? Gel ya. Bakayım sen babaya. Baba biraz sevsin mi kızını? Ha? Oy oy oy. Düğünlere mi gelmiş benim kızım? Ha? Eğlencemize istersen odamıza devam edelim mi? Sen bilirsin ağam. Ateşin var gibi senin. Ne yaptın? Çok mu koşturdunuz bugün? Tabii terle terle dondurma yedin. Gördün mü bak? Sabah bir şey için kalmaz. Yaşında toprağa koydum Mahmut'umu. Kan kusa kusa gittim apustamında. Bilmez miyim? Ellerimle koydum toprağa. Allah senden razı olsun. Bir tek sen sahip çıktın bize. O kadar yalvardım o müdüre. Biricik kardeşim dedim. İki saat gideyim cenazesine dedim. Nuh dedi, peygamber demedi sonsuz.
Ama dur. Hepsinin hesabını soracağım. Ben başta da o teğmenden. Altay teğmeni diyorsun. Seni kurban ala çeme muradet eleme leme o ah de ho de ho ho. Hiç ateş etmemiş bu. Niye etsin ki? Bu adamın burada ne işi var? Aklım almıyor. Bu adamın burada ne işi var? Benim için geldi. Dinlemedi beni. Anama söz vermiş. Oğlunu alacağım, geleceğim demiş. Dinlemedi. Adı Batasıca. Almış yürümüş ha. Vekil olmuş. Yediği önünde, yemediği ardında. Kasım kasım dolaşıyor ortalıkta. He ya. Her gün gazetelerde, TV'lerde baş haber. Şimdi buradaymış. Burnumuzun dibinde. Sünnete gelmiş. Bak Berdan. Benim bir planım var. Yaptıklarını fitil fitil getireceğim burnunda. Kana kan, cana can. Sen benimle beraber misin de bak. Ayıpsın Azim. Mezara kadar. Hele bir anlat bakayım. Bak şimdi. Bakmayacaksın herhalde değil mi? Alo Fatma, ne oldu? Ne var gene? Ya o şey izledik ya sana. Tamam, telaşlanma. 10 dakikaya kalmaz oradayım. Neymiş bu? Ya Nevin, şimdi sana derdimi anlatacak halim yok. Bizim Memo hastalanmış.
Peki yine emulyazmos şeylere akianım oğlu ya. Kızamık suçu seyahatçıları yapıldı mı soruyor. Belki kapı kroniye nusuz, astma. Astım ya da başka bir kronik hastalığı var mı soruyor. Yok, hayır. Αυτές οι μελανές πώς έγιναν, γνωρίζετε, από πότε είναι. Bu morluklar nasıl oluştu diyor, ne zamandan beri var diye soruyor. Allah Allah, ben de ilk defa görüyorum. Kardeşiyle boğuşurken oldu herhalde. Boyosas, έχει υποστεί κάποιες μορφικές βίας. Doktor diyor ki bu çocuk şiddete maruz mu kaldı? Sen bu çocuğu evde görüyor musun? Allah korusun, olur mu hiç öyle şey? Yatırayı parkeye katıp bir gol. Erkamen misin? Vermelide. Bana bak Fatma, eğer sen bu olanı bir fiske daha vuruyorsun evde var ya, ben seni ne yaparım biliyor musun? Baba annemi kızma, o beni hiç dövmez ki. Oğlum annene kızmıyorum ben. Şakalaşıyor sadece. Üzgün annem bak. Ben de bilmiyorum nasıl oldu bunlar. Haber mi muhabbet edeyim? Parakalı vermeye ne tek. Kan alacakmış, dışarı çıkabilir misiniz diyor. Oğlum, biz dışarıda bekliyoruz tamam mı oğlum? Sakın korkma, kapıdayız biz. Hadi hadi. Arasam da kızar şimdi. Ay, çok merak ettim. Al. Ya al işte. Uykun açılır. Sabaha kadar buradayız nasıl olsa. İstemiyorum. Çocuk demese inanmayacaktın bana. Artık nasıl bir vicdansız bellediysen beni. Tamam Fatma, uzatma dedik ya. Bir lokmacık çocuğa kıyabilir mi insan? Gözüm gibi baktım ben ona yıllardır. Öz yavrumdan ayırmadım hiç. İnsanı nasıl da çiğniyorsun önünü arkasını düşünmeden. Ya Fatma, uzatma dedik ya sana ya. Korkumdan, telaşımdan ben ne dediğimi biliyor muyum? Sanki surat asmanın tam zamanı Fatma. Hele sağ salim oğlanı bebe götürelim, gerisi kolay. Kız. Hele bir eve gidelim. Ben senin gönlünü almasını bilirim. Fatoş. Hadi kız, bir gülümse bakayım ana, hadi. Alo ana, ne var? Sizi merak ettim Miran. Çocuk nasıl, iyi mi? Yani dayanamadım, kusura bakma, aradım. İyi, iyi Allah'a şükür. Bir şey yok. Kan alacaklarmış, ondan sonra bizi eve gönderecekler. Ben seni yarın ararım. Hadi kapattım şimdilik. Telefonu suratıma kapattı. Sen kim oluyorsun da telefonu suratıma kapatıyorsun? Delireceğim ya. Ne oldu Fatma? O anı tanıyamadım. Kim? Kimdi şimdi sabahın köründe arayan? Saat 4. Ya kızım. Sen beni aradığın zaman biz toplantıdaydık zaten. Bir araba doluysa adam vardı orada. Ben de apar topar çıkınca adamlar merak etmişler. Ne oldu, bir şey var mı diye aramışlar. Ha, kabahat ettiler değil mi şimdi Fatma? Yani vallahi başımıza hafiye kesildin ya. Uyumuyorsun sen benim. Ben oynanacak kadın mıyım? Sen beni başkalarıyla karıştırıyorsun. Na na wala tamin darbaz neki waze singu bara khwaji wara bkum kana ku gemi waze darbaz bum jam hasani ki khwaze lale jana hasani ki khwama hu ne hoy hoy ah
Sen de beğendin mi? Hı? Oo. Beğendim babacığım. Asmin hala inanamıyorum. Sanki rüyada gibiyim. Sakın, sakın hiçbir yere ayrılmayın, tamam mı? Ben gelinceye kadar. Tamam. Biz bekleriz oğlum seni. Boş bulundum birden. Uykun mu kaçtı? Evet. Biraz hava alayım istedim. Ben de bütün gece oğlumuzu düşündüm bir tane. Böyle mutlu zamanlar, düğünler, şenlikler en zoru zaten. Onu kaybettiğimizi bana en çok böyle zamanlar hatırlatıyor. Sana da öyle oluyor biliyorum. Ama bak, kızımız büyüyor. Dünya onun için şu anda rengarenk bir bayram yeri. Ne hakkımız var onun en güzel zamanlarını hüznümüzle, suçluluk duygularımızla gölgelemeye? İki buruk, acılı insanla birlikte büyümek nasıl birisi haline getirir onu zamanla? Hiç düşündün mü? Biliyorum Altay, biliyorum ama işte bazen o kadar zor oluyor ki. Kızımız için mutlu olmamız, öyle gözükmemiz lazım. Hala içimde, kalbimde onun acısı. Sığmıyor oraya bazen, saklayamıyorum. Sanki oğlumuz hala beni çağırıyor. Bana ihtiyacı var. Tarifsiz bir acı kalbimi sıkıştırıyor Altay. Atamıyorum kafamdan o günleri. Bebeğe ne oldu? Götürdüler elimden, aldılar götürdüler. Yanında seni götürmeye geldim. Beraber babanın yanına gideceğiz bebeğim. Aslanım.
Korktun mu? Canını yaktılar mı? Gözlerimi kapadım sıkı sıkı iğneyi görünce. Ağlamadım baba. Aferin benim yiğidim. Ölümsüz bir şey rastlamadık diyor. Ama tahlil sonuçları çıkacak. Şimdilik hastanede kalsa iyi olur diyor. Baba beni eve götür. Burada kalmam ben. Tamam benim koçum. Sen nasıl istersen. Sorar mısın doktor hanıma? Eve götürebilir miyiz? Tanrım ne yapan hiç biri. Endaksi. Allah anamın hasumetine bakayım. Okey. Okey. Evet götürebilirsiniz diyor ama itibatı kesmeyelim. Gel bakalım Yağmur. İyisin değil mi? Aman da ben şimdi yağlı ballı güzel bir ekmek yapacağım. Hemen yesin iyileşsin. Al babası. Hele bir şeyler yesin akşam oynar buralarda. Baba yemeyeceğim. Niye oğlum? Ağrı mı var? Yok ağrısı mağrısı. Gece pilavı çok kaçırdı. Birazdan yer. Umut, ne kadar çok oyuncak geldi değil mi teyzeciğim? Şimdi hepsiyle oynayacağız. Yemeğini bir yesin. Sen naz yapmaya devam et Umut. Sünnet olmanın en güzel tarafı budur. Herkes peşinde fır döner, istediğini yaparsın. Kimse kızmaz sana. Aferin eniştesi. Ne güzel akıllar veriyorsun. Pardon. Efendim Alper Hanım. Günaydın Alper Bey. Ya rahatsız ettim biliyorum. Ailenizle Mardin'desiniz ama bir sorun çıktı. Acilen İstanbul'a dönmeniz gerekiyor. Hayırdır Alper Hanım ne oldu? Yeni yasa tasarımızla ilgili hukuk bölümüne bir çalışma yaptırılmış. Parti üst yönetimini olumsuz yönde etkileyecek bir rapor sunmuşlar. Böyle giderse meclisteki oylamada hiç hoş olmayan çatlak sesler çıkabilir. Gelip herkes toparlamanız gerekiyor. Çünkü bu rapor saçmalıklarla dolu. Yüzüme karşı doğrudan karşı çıkamayanlar böyle ayak oyunlarına başlıyor. Anlaşıldı. İlk uçakla geliyorum. Geldiğimde ayrıntıları konuşuruz. Yarın da bir tane toplantı ayarlar. Kimin ne derdi varmış anlarsın. Çok iyi olur. Ben ofisteyim. İyi olsunlar. Sağ olun Afer Hanım. Görüşürüz. Ne oldu Altay? Tatilde olduğunu bile bile gene ne istiyormuş Ayfer Hanım? Partide bir şeyler çeviriyorlarmış yeni taslakla ilgili. Hı. Hemen gidip duruma el koymam lazım. Hı. Tabii ya. Ben de merak ediyordum bu sefer ne icat edecekler seni geri döndürmek için diye. Asmin sen istersen biraz daha kal burada. Ben gitmek zorundayım. Yok canım döneriz beraber. İyi sen o zaman ayarla hadi hemen bilet. Tamam. Kusura bakmayın ne olur. Bizim işler böyle işte. Rüzgar ne zaman nereden esecek hiç belli olmuyor politikada. Tabii oğlum. Sen işine bak. Sünnetimizi yaptık. Sizleri de gördük. Hayat beklemez. Dur Altay. Ben size şimdi bilet ayarlarım. Şimdi acentayı ararız. Anne şimdi ben bir sitede bineceğim. Gel. Gel bakayım aslanım. Şimdi olmaz. İyileş öyle. Ben sana öğreteceğim o zaman. Gel bak. Gel. Firuzan Hanım. Biz de toparlanalım yavaş yavaş. İstanbul'a dönüyoruz. Peki Asmin Hanım. Kızım. Ne bu haller böyle? Ya hiç yakışıyor mu sana? Ne yapsın anne? Ben de olsam. Kızım. Öyle erkeklerin işine karışılmaz. Vardır bir bildikleri. Yeri geldiğinde susmayı bileceksin. Evet anne haklısın. Ben suçluyum değil mi? Ha? Ben zaten sadece dırdır ediyorum. Ortada hiçbir şey yokken tatsızlık çıkarıyorum. Ama o kadının hiçbir kabahati yok. Tamam anne öyle olsun. Aa, Asmin. Kızım. Kız haklı anne. Kadın dayanamıyor icat çıkartıyor. Adam işte burada ailesiyle durmasın diye. Kız sus. Yangına öyle körükle gitme. Ben de biliyorum öyle olduğunu. Şimdi birbirlerine girecekler kavga edecekler diye öyle konuşuyorum. Thank you.
Onur, eller nasıl oldu? Sataşma lan abine, arsız. Hasta çocuğa yaptığı şeylere bak şunu ya. Bana bak. Azarsan götürürüm seni de hastaneye, gıçına şu kadar iğne yersin ha. Hep onu seviyorsun. Döveceğim ben abimi. Sosisini de alacağım işte. Şuna bak ya hergeleye. Bu iyice oldu ha. Oğlum bana bak. Yoksa odanda geceleri seni tekmeleyen bu mu ha? Kolaydı sanki. Aferin benim oğluma. Sen istesen bunun kafasını kırarsın da. Neyse, bakma bu gücürün dediklerine sen oğlum. Nasıl şeyler sokuyorsun çocukların aklına? Hiç kardeşe kaldırılır mı? Alo. İrem, bugün müsait olur musun? Görüşebilir miyiz? Olur olur. Zaten benim saati gider. Şirkette bir toplantım var. Sermaye arttırımı için. Geçerken seni alırım. Ama erken gel biraz. Özledim seni. Öyle bir anda çekip gidiverdin. Olur olur. Hadi bakalım, görüşürüz. Kim doğuruyor? Şirketten birisi Fatma. Ya Fatma, istersen senin yanıma sekreter olarak alayım. Telefonlarıma bakarsın, bu kimdi sorusundan da kurtulmuş olursun ha. Ondan sonra sen sağ, ben selamet. Fatma, ben sana herhalde biraz fazla öz verdim. Bu soru sorma sevdasından vazgeç. Ben çok sıkıldım. Gürültülerini özleyeceğim bu çocukları. Bana niye gürültü etmediyordun? Hiç dermeyim be yavrum. Umut, İstanbul'a gideyim. İlk işim sana kocaman bir tane davul almak olacak. Ne şeymiş? Kardeş, senin bize kastın ne Allah'ını seversen? Abdo, şu bavulları bagaja koyuver, koyuver. Uçağı kaçıracaklar, lafa daldılar. Annem sana emanet dayıcığım. Bak, birbirinize mukayyet olun. He. Sen merak etme kızım. Kızım, kim kime mukayyet olacak belli mi? Etraf tilki çakal dolu. Aman Allah, karıştırma şimdi ortalığı. Yalan mı? Dayıcığım. Anne. Gel, bizim Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Ambulans çağırın!
Abla gözünü seveyim. Çabuk. Çabuk. Abla. Abla dayan. Abla dayan. Oho, sen hala yatıyorsun ya. Kalk bakalım hadi. Toplantıya geç kaldık. Aa, hiç çekemem şimdi toplantı falan. Hem zaten ne kadarcık görüyorum seni. Hadi gel yanıma. Zamanı boşa harcamayalım. Hadi hadi kalk bakalım. Başka zaman eğleniriz. Şimdi iş zamanı. Toplantıda sen de lazımsın. Neymiş bu kadar önemli olan toplantı? Şirketimizin sermaye arttırımıyla ilgili gülüm. Bu toplantı çok hayırlı olacak. Ne sermayesi? Hayırdır Nemin? Neyin var senin? Başım döndü biraz. Geçer şimdi iyiyim. Ya evden memo, burada sen ne oluyor size böyle? Benim bazı şüphelerim var ama emin olmadan... Hadi. Bırak şimdi naz yapmayı. Hışırın çıktı tabii yatakta 2 saattir. Böyle ayılıp bayılırsın. Yok bir şeyin senin, yok. Hadi bakalım kalk ya. Ya bu şehirde kadınlar da bir tuhaf oluyor. Böyle kendilerini dinlemeye bayılırlar. Hele senin gibi sarılar var ya. Öyle diyorsanız öyledir Sayın Profesör. Ne de olsa kadınlar konusunda engin tecrübeleriniz var değil mi? Tamam. Kalkıyorum. Arkadaş, şu anda kimsenin size demet söyleyecek hali yok. Birazdan çıkacaklar. Altay Batı Güneş suyu kast yapılmış. Nasıl müsaade edelim? Biz de işimizi yapıyoruz buradan. Açın abi. Abi, geri çektin ya. Haber var mı? Adamı yakaladık. Siz görevdeyken çatışmaya girdiğiniz biriymiş. İçeriden de yeni çıkmış. Daha önce de kardeşini tutuklamışsınız. Kardeşi hapishanede ölmüş. İntikam için yaptım diyor. İkimiz de yaktı o teğmen diyor. Öyle intikam mı olurmuş? Gelip benim karşıma çıksın intikam alacaksın. Aileme ne işi var? Böyle şerefsiz intikam mı olurmuş ya? Ne oldu, bir haber var mı haftadan bana? Var. Ameliyat bitmiş, yoğun bakıma almışlar. Karnındaki bütün parçaları temizledik dediler. Çok şükür beklediklerinden daha iyiymiş içerideki vaziyet. Damarına geleymiş maazallah. Vah kadersizim, vah vefakar kardeşim Abdü. Yüzü gözü kan içindeydi Baran. Gözlerinde hiçbir şey yok. Sadece büyük bir metal parçası karnını boydan boya yarmış. Nedir bu? Ne yapmaya çalışıyorsun sen Miran? Sermaye artırımı ile ilgili teklif mektubu. Şirketimizin sermayesini 30 milyona çıkartıyoruz. Altay'ın ödemesi gereken 5 milyon. Ödeyemediği takdirde şirketteki hissesi %8'lere düşecek. Öder yani, ne var ki? İş yapıyor adam. O zaman daha iyi. Hadi diyelim ki bulup buluşturup o parayı ödedi. Ben de onu o zaman seçmenlerinin karşısında rezil edeceğim. Yani bir milletvekili bu kadar parayı nereden buldu? 2 günlük şirketle bu kadar para nasıl yapılır? Demek ki niyeti milletvekilliği değil, yolsuzlukmuş diye ortalığı ateşe vereceğim. Tamam da babamın durumu ne olacak? Daha yeni yeni toparlıyor. Nasıl vereceğiz biz bu kadar parayı? Ya sizden para isteyen kim? Bizim derdimiz o sırıkla değil mi? Onu sıkıştırıp un ufak etmek değil mi bizim niyetimiz? Evet. O zaman daha ne bekliyorsun? Babanın namına at bakalım şu imzayı. Sen gerisini bana bırak. Başka bir şey de kafana takma. Sizden para mara isteyen de olmayacak. Şimdi durup dururken buna böyle. Ya kardeşim, bunlar kahvenin içine bir şey mi koyuyor ya?
Ya siz bize burada bayat kahve falan veriyorsunuz? Abdo. Abdo beni duyuyor musun? İyisin iyisin. Ameliyatın çok iyi geçti. Doktorlar kısa sürede toparlarsın diyor Abdo. Geçmiş olsun. Bize kast eden bir kansızın kurbanı oldun sen de yok yere. Çok üzgünüm. Ama adamı yakaladılar. Sen rahat ol. Cezasını çekecek o. Abdo. Abdo iyi misin? Anlıyor musun bizi? Beyler gibi bakacağız sana Abdo kardeşim. Hele şu hastaneden bir çık. Sana en sevdiğin yemeklerden çeşit çeşit yapacağız. Bak gör, bir haftada dikelip kalkıvereceksin ayağa. Bak görüyor musunuz? Yemeklerin lafını duyunca nasıl canlandı? Canlandı canlandı da bu halde senin yemeklerden yerse kolesterol, kalp falan başka türlü gidecek adam. Ya dayı. Büyük Bahadır'ı atlattık çok şükür. Hemen bir kurban keseceğim eve gidince. Allah'ımız seni bize bağışladı Abdo. Sayın vekilim, size suikast yapanları tanıyor musunuz? Daha önce tehdit aldınız mı Altay Bey? Bir kişi yaralanmış, kimliğini öğrenebilir miyiz? Sırası tamam, değil tamam. Arkadaşlar şimdi. Tamam tamam, bırakın ben bir şey konuşayım. Arkadaşlar duymuşsunuzdur. Birkaç saat önce arabamıza yerleştirilen bir uzaktan kumandalı bomba ile ailemizin evinin önünde bir saldırıya uğradık. Çok şükür ki ben ve ailem çok iyiyiz. Bu korkunç ve canice saldırıyı yapanlar yakalandılar ve yaptıklarının hesabını mahkemede verecekler. Ancak ailemizin emektarı Kahya'mız Abdo bizim kadar şanslı değildi. Bombanın etkisiyle ağır yaralandı ve çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Şu an için hayatı tehlikeye atlatmış bulunuyor. Şimdi izin verirseniz hepimizin dinlenme ihtiyacı var. Teşekkürler ilginiz için. Yolu açın arkadaşlar. Ne oldu efendim? Yolu açın arkadaşlar. Açıklama yapıldı. Rahat bırakın. Aa, Altay Bey'in fotoğrafı bu. Ne olmuş acaba? Son dakika diyor. Çabuk aç sesini. Yeni Türkiye'nin Gücü Partisi İstanbul Milletvekili Altay Batıgün bugün Mardin'de bombalı bir saldırıya uğradı sayın seyirciler. Altay Batıgün ve eşi öğle saatlerinde havaalanına hareket etmek üzereyken araçlarına yerleştirilen bir bomba düzeneğinin uzaktan kumandayla patlatıldığı bildirildi. Kızım hiç için rahat değil. Şöyle gözümün önünde birkaç gün daha kalaydınız yavrum. Ya anlayadık bir ne olduğunu. Da yakalandı işte adamlar. Merak etmenize gerek yok artık. Böyle peşimizde başka düşman falan da yok. Baksanıza polisler vızır vızır çalışıyor zaten. Kuş uçurmuyorlar. Efendim abi. Oh nihayet duydum sesinizi Altay Bey. Sürekli meşgulü telefonunuz. Şimdi gördük televizyondan, çok korktuk. İyi misiniz gerçekten? Bir şeyim yok, ben iyiyim Ayfer Hanım. Bir şey olsa zaten size haber verirdim. Kahya'mız Abdo ağır yaralandı. O da toparlamaya çalışıyor şimdi. Ameliyatı da gayet iyi geçti. Lütfen dikkat. TK-124 sefer sayılı İstanbul yolcularının çıkış kapısından... Ayfer Hanım, anons yapıyor. Şimdi uçağa biniyoruz. İlginiz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Koşarak gelir şimdi havaalanına karşılamaya. Kızım, sırası mı şimdi? Yok, alana gelmenize gerek yok. Yarın görüşeceğiz artık. Şimdi kapatmam lazım. Sağ olun. Herkese selam. Hadi anneciğim, hadi. Ararız biz, ineceğiz size. Hadi. Tamam. Hadi siz de dikkatli olun. Hadi dikkatli olun. Hadi abi, hadi. Hadi ama. Bak babanız bitirdi, kalktı. Hadi sallanmayın, yiyin yemeğinizi. Arkadaşlar duymuşsunuz. Birkaç saat önce arabamıza yerleştirilen bir uzaktan kumandalı bomba ile ailemizin evinde... Bu itkeleme televizyonda. Parselledi namussuz be! Çok şükür ki ben ve ailem çok iyiyiz. Bu korkunç ve canice saldırıyı yapanlar yakalandılar. Ve yaptıklarının hesabını mahkemede verecekler. Ancak ailemizin emektarı Kahya'mız Abdo bizim kadar şanslı değil. Ulan ellemeyin! Ulan onu ben mıklayacağım! Onu şişe geçirin. Ağır ağır kebap gibi onu ben kızartacağım lan. Ulan o tepeye dokunmayın lan. Gözünü seveyim, yapma şöyle çocukların önünde.
Ya kim yapar böyle bir şeyi? Ama kurtulmanız gerçekten büyük mucize Altay Bey. Yani duyunca nasıl oldum biliyor musunuz? Bir de televizyon son dakika haberi diye veriyor. Vallahi size bir şey oldu sandım. Yani ömrümden o an ne kadar gitti bilmiyorum. Sağ olun efendim. Gördüğünüz gibi gayet iyiyiz. Sağlık Bakanı arıyor. İyi akşamlar Sayın Bakan. Sağ olun, teşekkür ederim. Biliyorum, evet. Ucuz atlattım. Ayfer Hanım, biz de olay yerindeydik. Ben, küçük kızımız, yakınlarımız, akrabalarımız... Hatta evimizin emektarlarından biri ölümlerden döndü. Çok ağır yaralı. Siz hiç bizi merak etmiyorsunuz. Anlaşılıyor ki bir tek Altay umurunuzda. Asmiye Hanım, olur mu hiç öyle şey? Ben sizi duyunca herkesin iyi olduğunu... O yüzden... Ayfer Hanım... Kocama karşı biraz mesafeli olun. Ölçüsüz bir zaaf sergiliyorsunuz. Bu herkesi, başta da beni fazla rahatsız etmeye başladı. Kendinizi kontrol edin lütfen. Yanlış anlıyorsunuz Asmiye Hanım. Benim kocanıza karşı bir zaafım yok. Yani sadece... Biliyor musunuz Zafer Hanım? Geç oldu. Zaten siz de bayağı yoğun bir gün geçirdiniz bugün. Yarın görüşürüz. Peki, ben sizi geçireyim o zaman. Lütfen sıra sonra. Evet, buyurun. Ne diyorsunuz Altay Bey? Biz bu saçmalıklar için mi toplandık şimdi? Burada değinilenler, haklarını korumaya çalıştığımız çocukların bile gülüp geçeceği şeyler arkadaşlar. Ortalık bu yüzden bu kadar nasıl karıştı anlamadım. O zaman parti meclisinde bir toplantı yapalım. Siz çıkın bir konuşun. Herkes eteğindekileri döksün. Meclisteki oylamaya pürüzsüz başlayalım. Evet bence de. Bir an önce toplanalım. Ben ne diyeceğimi gayet iyi biliyorum ortalığı karıştıranlara karşı. O zaman tamam. Biz size güveniyoruz. Görüşürüz. Bu rapordan bir şey çıkmayacağından eminsiniz değil mi? Siz merak etmeyin arkadaşlar. Ben ilgileneceğim. İyi günler. Evet. O nedir Ayfer Hanım? Okursun. Bu da ne demek oluyor şimdi? Durup dururken niye istifa ediyorsunuz Ayfer Hanım? Durur musunuz lütfen? Lütfen oturur musunuz? Lütfen Altay Bey. Sinirim çok bozuk. Ben istiyor muyum sanıyorsunuz ayrılmayı? Lütfen geçin. Sizi birileri mi zorladı buna? Parti üst yönetimi ikimiz hakkında çıkan haberlerin size ve partiye olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor. Sizin geleceğiniz için yanınızda kalmamı doğru bulmuyorlar. Basının haberin üstüne daha çok gitmesine sebep olurmuş. Hadi canım. Çamur at izi kalsın. Biz de buna boyun eğeceğiz öyle mi? Suçluymuşuz gibi davranıp fareler gibi geri çekileceğiz. Olmuyor Altay Bey. Eşiniz de rahatsız bu durumdan. Dün akşam düşüncelerini açıkça ifade etti bana. Size karşı ölçüsüz bir zaaf sergiliyormuşum. Ne? Ne yazık ki aynen böyle söyledi. Sizi bir iş için aramaya çekinir oldum. Böyle bir durumda en iyisi ayrılmak olacak. Herkes rahatlar böylece. Ayfer Hanım. Kimin ne hissettiğini bir kenara bırakın. Sizin emekleriniz, yıllarınız ne olacak? Bu partiye o kadar emek vermişsiniz. Bu nasıl bir haksızlıktır böyle? Biz kendi insanımızı bu kadar kolay harcayacaksak ne yüzle çıkacağız milletin karşısına? Ben sadece küçük bir piyonum bu büyük oyunda Altay Bey. Kısa bir süre sonra kimsenin hatırlamayacağı bir piyonum. Ben istifa etmenize izin vermiyorum. Hadi çıkalım, sizin sakinleşme ihtiyacınız var. Gidip elinizi yüzünüzü yıkayın, toparlanın. Ben de bir iki işimi halledeyim, çıkalım. Sakin bir yerde oturup konuşmamız gerekiyor bunları.
Hadi. İtiraz deme. Neşe Hanım, her zaman gittiğim balık restoranına iki kişilik rezervasyon yapar mısınız? Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Hadi abi gel top oynayalım. Hadi abi top oynayalım. Yok hayır. Niye yüzün asık, küstün mü bana? Yok küsmedim. Aradım. Memon fenalaşmış, hastaneye gidiyorlarmış. Allah Allah ya. Bu oğlana ne oluyor anlamadık. Bana bak. Bizim Andrea söyle beni beklesin aşağıda. Söyledim. İndi araba da bekliyorlar sizi. Ben de gelirim istersen. Yok yok gerek yok. Eleni, Dimitri'nin şoförüne söyle Nevin Hanım'ı alana bıraksınlar. Ben seni sonra ararım tamam mı? Hadi görüşürüz. Altay Bey sizi arıyor. Efendim Altay. Asmin, benim biraz işlerim uzadı. Merak etme diye aradım. Gecikebilirim. Öyle mi? Yemeği beklemeyelim mi o zaman seni? Beklemeyin, beklemeyin. Gelince görüşürüz. Tamam canım. İyi çalışmalar. Basaraktan, bade süzerekten. Ay! Ay orada! Ay Allah müstahakını versin! Ay! Ay ödümü patlattım! Ay! Ay evi fareler bastı gece vakti. Ay ben ne yapacağım şimdi? Ay 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 ay! Ay çok da korkarım! Ay ay ay! 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 Ay Gabriel çenene senin. Kiminle konuşursun gecenin bu vaktinde? Tabii ya. Bana ne? Derken bir patlama oldu. Aha dedim bu patırtıya bir kişi bile sağ kalmaz. Nece sonra duman da oldu. Etrafa bakıyorum. Mahşer yeri gibi. Çoluk çocuk feryat içinde. Bilirim telefonu çalıyor. Senin mi Baran ağam? Alo. Baran ağam. Buyurun Bayram Hanım. Hayrola. Kötü bir şey mi oldu sesiniz? Çok kötü geliyor. Baran ağam. Ay çok korkuyorum. Evde galiba birileri var. Sanki biri dolaşıyor. Bir sesler var. Korkudan mutfaktan çıkamaz oldum. Gabriel'i aradım. O da açmıyor telefonunu.
ne yapacağımı bilemiyorum. Durun durun Meryem Hanım, durun. Sakin olun, telaşlanmayın. Ay Baran Ağa, yetişin ne olur. Siz gelesiye ben sağ kalır mıyım bilemem ama çabuk olun. Tamam Meryem Hanım, korkmayın sakın siz, ama ne olur ne olmaz elinize bir odun alın, ne bileyim bir süpürge sapı alın ya da ne bileyim bir bıçak alın. Kapıyı da sıkı sıkı kilitleyin, arkasına da eşyaları dayayın. Ben yettim hemen. Tamam, ben kapatıyorum. Korkmayın Meryem Hanım, geliyorum. Arkadaşlar, kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Ne oluyor ya? Aman geç kalma erken gel. Reşat'la ne oyun oynuyorduk? Birden uyandım, buradayım. Ne oluyor bana anne? Yok bir şeyin oğlum. Doktor ilaç verince geçecek. Bölgen mi var? Bölgen mi var? Bölgen mi var? Oğlum. Lan. O nasıl söz bakayım böyle eşek sıkası ha? Bak böyle konuşmaya devam edersen senin şimşeği Raşo'ya vereyim söyleyeyim. O da üstüne bile çıkamıyor ki. Olsun, merdiven yaptırırım. Şimşek benden başkasını istemez. Ancak arkama binerse olur. İyi. Bak o zaman ne yapacakmışız? Bir an önce ayağa kalkacağız ki şimşeği Raşo'ya kaptırmayalım değil mi oğlum? Ben Profesör Yorgos Castilianis. 50 sene oldu İstanbul'dan göçerli. Onun için benim Türkçe biraz unuttum. Aman olsun doktor bey, olsun, kulaklarımızın pası silindi. Ya gözünü seveyim doktor bey. Bir söyle ya, bizim çocuğun nesi var? Paşa biraz dinlensin. Biz odama gidelim, konuşalım. Oğlum, biz şimdi doktor amcayla kapıya çıkıp biraz konuşacağız, tamam mı? Ondan sonra gelip sen alıp eve gideceğiz. Sakın korkma. Yok böyle olmaz. Bu tatsızlığın uzamaması lazım. Yeni Türkiye'nin Gücü Partisi İstanbul İl Başkanlığı. Ben Neşe. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo, iyi akşamlar Neşe Hanım. Ben Asmin Batıgün. İyi akşamlar Asmin Hanım. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm olanlara. Teşekkürler Neşe Hanım. Neyse ki ucuz atlattık. Ben Altay cebine ulaşamıyorum da kendisiyle görüşebilir miyim? Kendisi burada yok. Aslında kimse kalmadı partide. Ben de çıkıyordum. Ha öyle mi? Ha toplantıları bitti o zaman. Belki de yoldadır. Yeni mi çıktı? Yok, çok oldu onlar çıkalı. Öyle mi? Asmin, benim biraz işlerim uzadı. Merak etme diye aradım. Gecikebilirim. Aha, tamam o zaman. Herhalde acıktılar, yemekle devam ediyorlar toplantıya. Onlar kapalıdır telefonu. Ben bugün sık sık arşive inmiştim. Takip edemedim sayın vekilimin programlarını. Zeynep de bu arada yerime baktı. O bakımdan belki başka bir tarafta işleri vardır. Önemli değil Neşe Hanım. Ben sizi tutmayayım daha fazla. Teşekkürler. İyi akşamlar. Allah'ım, Altay bana yalan söylüyor. Resmen yalan söylüyor. Neden peki? Ne yapıyorsun Altay? Ne yapıyorsun? Bize ne yapıyorsun? Altay neredesin? Aklınızdan çıkarın bunu Ayfer Hanım. Basının iki lafıyla partideki örümcek kafaların keyfiyle sizi bırakacak değilim ben. Kimse umurumda değil. Yasmin Hanım, o da umurunuzda değil. Eşiniz açık açık ifade etti rahatsızlığını. Ben sizin bir de bu yüzden yıpranmanızı istemiyorum. Siz çok değerlisiniz Altay Bey. Sizin yolunuzda hiçbir engel, hiçbir kambur olmamalı.
Bana bu kadar inanan bir çalışma arkadaşımı kaybetmemi Asmin de istemez Ayfer. Çok kısa bir zaman sonra kadınca öfkelerini yenmeyi, politik hayatın cilvelerini o da öğrenecek. Daha çok yeniyiz bu işte. Bocalaması çok doğal. Ben kimsenin benim yüzümden acı çekmesini istemem. Eğer sizin politik geleceğiniz için, özel yaşamınız için kendimi bir tehdit olarak görürsem, beni tanırsınız. Kendimi de yok ederim o resimden. Καλά, έγινε ο απορρόφησιος του μυαλού. Όχι, αλλά θα χρειαστεί μάλλον. Για ο δόκτωρ Βέι. Bizim sabrımızı falan mı deniyorsunuz? Ya bende sabır falan kalmadı. Allah aşkına söyler misiniz? Bu çocuğun neyi var? Bakın, çocuğun fizik muayenesinde bu yumuş karaciğer, dalak ekimoz ve kanamalara rastlandı. Kan tahlillerinde lekosit sayısı çok düşük. Anemi ve trombosit sayısında azalma görüldü. Şüphelerimizi doğrulamak için çocuğa kemik iliği aspirasyonu yapılması gerekiyor. Ya doktor bey, senin dediğin kadar varmış vallahi. Sen Türkçeyi tamamen unutmuşsun ha. Dediklerinden tek kelime anlamadım. Fatma bana tercüme et Allah aşkına. Bu adam ne diyor ya? Bunu söylemenin kolay bir tarafı yok. Miran Bey, oğlunuzda lösemi belirtileri var. Yani Türkçesi çocuğunuz, nasıl söyleyeyim, kan kanseri. Anlatmaya çalıştığım bu. Ya doktor bey, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ne kanserinden bahsediyorsun sen doktor bey? Damla kadar çocukla kanser mi olur ya? Benim oğlumda bir şey yok, o Türk gibi. Sakin ol. Biliyorum, kabul etmek zor. Ama hastalık ilerledi, tedaviye geçmemiz lazım. Lütfen sakin ol. Kurban olayım doktor bey. Bu illetin yok mu bir çaresi? Her şey çok güzeldi. Sizinle çalışmak bir onurdu. Teşekkür ederim. Pardon. Ayfer Hanım. Oturun. Ağlamayın Ayfer Hanım. Sizinle daha çok uzun bir yolumuz var. Siz benim için çok değerlisiniz. Her şeyi aşacağız. İnandıklarımızı bir bir gerçekleştireceğiz. Bu saate kadar ne yapıyorsun Hatay? Bana ne yalanlar atacaksın gelince? Asla aramayacağım. Kendime hakim olmam lazım. Allah'ım delireceğim. Bakıyorum da çok beğendin şarabı Baran'a. Su gibi gidiyor maşallah. Vallahi bayıldım. Şahane. Böylesi az bulunur. Bizim buraların ev şarabı pek meşhurdur. Komşum kendi bağından yaptı. Bana da verir her sene bol bol. Daha çok var. İç iç yarasın. Ne o Meryem Hanım? İçirtip sarhoş edip beni kötü emellerine alet mi edeceksin ha? ne demişler bilirsin Baran'a. Üzümün suyunu çıkart da o da senin buyunu çıkartsın. Bak sen. Hırsız var, adam var bahanesiyle beni buraya çağırıp laf dokunduruyorsun ha? Neymiş bakalım benim huyum? Onu daha bilemem. Bu üçüncü kadeh. Bundan sonra anlayacağız. Üçüncü kadehe gerek yok Meryem Hanım. Ben zaten sarhoş oldum. Güzelliğinden. Ay.
Vay başıma gelenler. Sen de az çapkın değilsin hani. Ama ne yalan söyleyeyim. Çok da yakışıyor. Öyle mi? Hem de nasıl? Bir şeyler getireyim mi anneciğim? Hayır, karnım aç değil. Ayol ne meraksızsınız? Hiç adeti midir Baran'ın bu kadar geç kaldığı? Ya biri bir şey yaptıysa? Ana kim ne yapacak? Dayımı kim ne alıp vermediği var ki? Takılmıştır bir yerlerde arkadaşlarıyla, gelir. Anne bir daha ara, belki duymamıştır. Arıyorum. Telefonu kısık çalıyor. Az uzun çaldır. Bu çiçek kokusu da nereden geliyor böyle mis gibi? Telefonun çalıyor. Öyle mi? Buyur Dildar komutan. Hah nihayet açtın şu telefonu be kardeşim. Neredesin sen? Kaçıncıdır arıyorum? Öldük meraktan. E cennetteyim. Hurilerle şarap içiyor. Keyif ediyorum ablam. Ne? Sana üzüm çıkartayım Baran'a. Kütür kütür buz gibi. Kız. Daha buğusu üzerinde. İyi olur. Ne diyordun sen ablam? Ha bana bak. Beni merak etmeyin. Ben bu akşam bir ahbabımın evinde kalacağım. Nerede kalmıştık? Benim güzelliğimden bahsediyordum. Ana neredeymiş dayım nerede? Anam oldu işte olanlar. Nerede olacak? Meryem'deymiş. Ateşe düştü yanacak çıra gibi haberi yok kafasız. Ana yağma yok. Ben sokakta bulmadım kardeşimi. Gidip almasını bilirim o evde. Anne bir dakika. Ya dur ben bırakmam bir başına. Oğlum ya. Sen şimdi usudup biz geliyoruz ama aşamlanı ben yollarım. Biz biraz dışarı çıkalım. Gülün dikeninden bile sakındık şimdiye kadar Memo'yu. Nereden çıktı bu illet başımıza? Bilmiyorum. Yazımız böyleymiş Sahir Fatma. Yapacak bir şey yok. Bilemiyorum ki. Aklım hafsalam almıyor. Kafayı yiyeceğim. Ama pes etmek yok. Sabredeceğiz. Dua edeceğiz. Gerekirse bütün dünyayı seferber edip bu illeti yeneceğiz Fatma. Bir umut ışığı var diyor doktorlar. Ellerinden geleni yapacaklarmış. Fatma. Hani Andreas seni eve bıraksın. Reşo uyanır falan. Zaten abisine olanlardan yeterince korkmuştur şimdi. Ben burada Memo'nun yanında kalacağım. Sen de yarın sabah gelirsin artık. Hadi. Ayıp ya. Şimdi göstereceğim ben. Ya Gabriel yok. Ana ya. Gül gibi kardeşimi zapt etmek ne demekmiş göstereceğim o azgın karıya. Ya sen bana yok var ya. Sen bana aldaydın. Ne iş var gece vakti yalnız kadın dediğinde. Utanmıyorum bu anı. Ana yok. Baran. Baran ya Gabriel yok. Başka bir ana. Baran. Ne yapayım acaba? Çık dedim sana şu ana. Çık. Başka bir bak. Kıracağım yoksa kapıyı. Basıldık galiba Meryem'cim. Aman geldik. Geldik. Ah! Dur size. Sen de hiç utanma.
sen marlanma yok mu be kadın? Ay başçavuş Dildar geldi. Ne o dünür? Yanınıza konu komşuyu da alaydınız bari. Ne oluyor böyle hepiniz birden? Şarap var, üzüm de var. Buyurmaz mısınız? Hı? Ayıp olmuyor mu dayı? Sana mı kaldı benim aslan gibi kardeşim duruşum var ya? Bulamadın mı kendine kendin gibi bir muş buna ihtiyar? Baran çabuk kalk, yürü gidiyoruz eve. Bırak o şarabı marabı da. Senin ne işin var burada Baran dayı? Gecenin bu saatinde yalnız bir kadın evine gelir mi? Niyetin ne senin? Ne oluyor size yahu, ne oluyor? Benim tepemin tasını attırmayın. Meryem, şu oğluna bir şey söyle, kimseyi kırmak istemiyorum. Bırak Barancığım, sakin ol. İki gönül bir olduktan sonra bunlara halt etmek düşer. Yaşından da mı utanmıyorsun Meryem Ana? Niye utanacakmışım Güle Hanım? İnsan sevdadan utanır mı? Sevemeyenler utansın, öylece kuruyup kalsınlar. Benim sevenim, isteyenim var. Ben bundan niye utanayım ki? Ha niye? Geldiğinde söylersin. Ben doktorda olacağım. Geçmiş olsun Nevin Hanım. Önemli bir şey yoktur inşallah. Yok yok, rutin kontrol. Hemen dönerim ben. Tamam Nevin Hanım. Atıp iletirim ben. Günaydın. Günaydın canım. Oturmuyor musun? Çok geç kaldım. Gitmem lazım. Sen ne kadar güzel olmuşsun bu sabah böyle. Bak sana ne diyeceğim. Bu akşam şöyle güzel bir yere yemeğe gidelim. Firuze Hanım da ne de olsa bebeğimize bakar. Aa tabii, sizin için de bir değişiklik olur. Buyurun, gazeteler geldi. Teşekkürler. Anlaştık o zaman ha? Tamam, nasıl istersen. O zaman saat 8 gibi ben seni gelip alacağım buradan, tamam mı canım? Hadi görüşürüz. Asmıyorum.
Evet. Bunların hepsini çantaya yerleştirin lütfen. Hiçbir şey kalmasın. Seyahate mi çıkıyoruz? Evet, çok uzun bir seyahate çıkıyoruz. Siz de eşyalarınızı toplayın. Hiçbir şeyiniz kalmasın bu evde. Mardin'e gidiyoruz. Ama... Soru sormayın lütfen. Battaniyelerini falan her şeyini alın çocuğum. Ben de topluyorum eşyaları. Uçak biletlerini ayarlar mısınız? Kemoterapi zor bir tedavi. Başlangıçta oğlunuz çok şaşılacak ama zamanla buna alışacak. Tedavi ilerledikçe kanındaki trombosit sayısında ciddi düşüş olacaktır. Bu yüzden ileride kemik iliği nakli gerekebilir. Bunun için sizlerden kan örnekleri alacağız. Öncelikle kan bağı olanlardan başlıyoruz. Ne gerekiyorsa yaparız. Öyleyse sizi şöyle alalım. Günaydın. Hayırdır Hale Hanım? Nesi var herkesin böyle? Ne okuyordunuz siz ben geldiğimde? Aç bakayım şu gazeteyi. Altay Bey, basın her şeyi abartır. Bilmiyor musunuz? Kahretsin. Ne istiyor bunlar benden ya? Anlamadan, dinlemeden nasıl basarlar böyle bir fotoğrafı? Mahvolduk. Şimdi gerçekten mahvolduk. Evet. Haberler hem iyi hem kötü. Nasıl yorumlayacağına bağlı. Bunu planlıyor muydun bilmiyorum ama... hamilesin Nevin. Gerçekten mi? Evet Nevin'cim. Biraz zamansız oldu ama... o kazadan sonra bebeğimi kaybedince bir daha çocuğum olmayacak diye çok korktum. Çok sevindim. İnanamıyorum. Anne olacağım öyle mi? Evet. Terastik asas. Hadi bakalım, sıvak olma. Çok acımıyor değil mi ağam? Öf be kadın be. Çocuk doğururken gıkın çıkmadı, şunca ayı neden mi korkacaksın? Hadi oyalama insanları. Ne yapayım, huylanıyorum işte. Zır 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 zırın baksın ya, tam çalacak zamanı buldum. Gene ne var ha, ne var? Miran, benim. Münasebetsiz bir zamanda aradım galiba. Haşımı bileydin. Ne var çabuk söyle. Biliyorum biraz zamansız oldu ama... az önce doktordan çıktım. Sana bir haberim var. Ha, bir de sen hasta olduğunu söyle tam olsun. Yok, öyle değil. Hani sana bazı şüphelerim var demiştim ya. Ya bu kadın çatlatma adamı. Ne diyeceksen çabuk söyle. Miran. Ben hamileyim. Bir çocuğumuz olacak. Hadi gel bakalım bir de buradan yat. Ya bu kadın senin ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu ha? İki kere koynuma girdin diye Allah bilir ki ben peydahla... Bana mı kakalayacaksın? Benim alnımda kriz mi yazıyor? Git aldım ne yaparsan yap bana bu işten bahsetme. Ne? Bunu nasıl söyleyebilirsin? Bu çocuk senin çocuğun. Bizim çocuğumuz bu Miran. Ve ne pahasına olursa olsun bu çocuğu doğuracağım anladın mı? Ya bu kadın sen ne baş belasıymışsın ya. Ya benim derdim zaten başımdan aşkın. Git ne bok yersen ye keyfim bilir. Beni bu işle karıştırma benim işim var. Bir de seninle uğraşamam burada.
Ağam, kime bağırıyordun öyle? Ya boş ver. Karaktersiz manyen tek işte. İşin bitti mi? Asmin! Asmin neredesin? Şey, gittiler Altay Bey. Mardin'e gidiyorum dedi. Şirin'i Firuzan Hanım'ı da alıp apar topar çıktılar. Nasıl gider ya? Beni dinlemeden yine nasıl gider? Aferin. Çok güzel. Lanet olsun! Bana şu yaşattıklarına bak! Olması gerekirken bana şu yaptıklarına bak! Demek böyle bitecekmiş. Ne kadar acı onca yaşadıklarımızdan sonra. Kavuşmak için çektiğimiz onca çileden sonra. Sıradan bir kadın paramparça edebiliyor onca yılı demek. Ben biraz alayım isterseniz Şirin Asmin Hanım. Kalsın ben de teşekkür ederim. Gabriel kardeş, büyük ikramiye benim sattığım bilete çıkmış, haberin var mı? İster misin benim rüyam gerçek olsun? Bak, listeyi getirdim sana, bir kontrol ediver. Mutlaka bana çıkmıştır. Vallahi eminim ha. Zaten bugünlerde tüm piyangalar bana çıkıyor. Tabii, şimdi sana çıktıysa da sen saklarsın, söylemezsin. Hadi ben gidiyorum, sen bakarsın bu listeye. Nasılsa anlaşılır çıktıysa, hadi eyvallah. Canım oynattım herhalde. Bana bak kardeşim. Bu kadının şerrinden kocası bile evi terk etmiş, manastırlara kapatmış kendini. Allah bilir daha boşanmamıştır bile. Allah'ım, koskoca memlekette sana kadın mı yok? Ahı gitmiş, vahı kalmış Maryam'ın. Kendine bile haydi yok. Yamanacak yer arıyor. Büyücülerden daha toplamadınız mı dün karakollardan ha? Ya Rabbim, eşek dili mi yedirdi bu kadın? Ne etti sana ya Rabbim? Ya abla bırak Allah'ını seversen. Seni duyan da beni yani tüyü bitmedik çocuk sanacak ya. Allah Allah. Tohuma kaçtık, gün sayıyoruz. Şurada sana peri padişahının kızını getirsek ona bile bir kusur bulursun. Yani kimseyi bana yakıştıramıyorsun. Ya sen de gittikçe rahmetli anama benzemeye başladın yaşlandıkça ya. Allah Allah. Bırak da şu son demlerimizin safhasını sürelim. Ama dayı Gabriel de hop oturup hop kalkar oldu. Yakışmaz öyle şey diyor. Anamın namusu benden sorulur diyor. He, sıkıyorsa gelsin bana sorsun. Allah Allah, ona ne oluyor? Allah! Tutmayın beni! Tutmayın! Sakin ol! Gabriel sakin ol! Ola ne oldu Züle? Ola ne oldu? Olduysa oldu. Aman! Sakin ol! Piyango bana çıktı! Bize çıktı piyango! Bana bak Gabriel, sen bizim işimize karışma! Çıktı! Piyango bize çıktı! Duydun mu? İkramiye bize çıktı! Alo anne. Alo Asmin. Yavrum müjdeli havadis aldın demek. Gabriel seni de mi aradı? Hamza söylemiştir rüyasında görmüş ya. Anlamadım. Neden bahsediyorsun? Ne müjdeli haberi? Kızım sorma, Gabriel'e büyük ikramiye çıktı. Bir görsen burası sevinçten bayram yeri gibi. Ha. Ne güzel. Ama ben sana biraz tatsız bir haber vereceğim. Ben Mardin'deyim anne. Kızımla birlikte yanına geldim. Altay'ı terk ettim. Ne? Ne demek Altay'ı terk ettim? Düşünebiliyor musun Fikret? Onca mücadele, onca ödenmiş bedel. Sonra uydurma bir tane haber yüzünden tek kelime bile etmeden çek git. Bu kadar kolay mı? Ben bunları hak edecek ne yaptım Fikret? Telefonlarıma bile çıkmıyor. Zaman her şeyin ilacıdır Altay.
merak etme. Asmin de birkaç güne kalmaz sakin kafayla daha mantıklı düşünmeye başlayacaktır. Haksızlık yaptığını anlayacaktır. Sen hemen panik. Kusura bakma Altay, biraz daha böyle. Kusura bakmayın Fikret Bey. Bu saatte rahatsız ettim ama birisiyle konuşmam lazımdı. Rica ederim. Ne oldu Nemli Hanım? Sizi görmem lazım. Hamileyim. Ve bu sefer çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Doğurmak, anne olmak istiyorum. Kafam allak bullak. Başka sorunlar da var. Tamam. Tamam, o zaman yarın 3 gibi bekliyorum sizi. Uzun uzun konuşuruz, tamam mı? Görüşürüz. Ciddi bir şey yoktur ama. Aslında sana söylemem pek etik değil. Ama bilmende de fayda var. Arayan evinde. Biliyorsun, birkaç zamandır bana geliyor. Hamileymiş. Aman ne güzel. Babası ben miymişim ya? İki milyon çıktı ha. Ay ter bastı. İnanamıyorum Gabriel. Üçe izah efendimiz. Sana şükürler olsun. Ay Gabriel, harca harca bitmez. Harca harca bitmez. Öyle vallahi ana. Ama benim bir planım var. O kadar çabuk harcamayacağım. Çarçur etmeyeceğim parayı. Bu bilet hepimizin geleceği. Aman Gabriel, sakın kimseye söyleme. Sakın! Mafyası, fakiri, fukarası, dulu, yetimi herkes başına üşüşür. Sakın bankaya da yatırma oğlum. Gevşek konuşur müdürler. Bütün Mardin duyar. Sen getir bana buraya parayı. Ben böyle güzelce 7 düğüm atar saklarım. İhtiyacın oldukça gelir benden alır harcarsın. Oh! Aklını mı kaçırdın sen ana? O kadar para evde tutulur mu? O zaman götür Dildar karısına, o hepinizi bir güzelce idare ediverir. Gabriel oğlum, madem artık paraya para demiyorsun, ben diyorum ki sana şöyle gencecik, körpecik, güzel bir kız bulalım. 3-5 kuruş sıkıştırıverirsin Gülen'in eline, sesi bile çıkmaz. Yani kesiver artık şu aileyle temasını ne olur, ben dayanamıyorum. Daha dün o ailenin bir ferdi burada yayılmıştı kendi evi gibi. Ne çabuk unuttun. Senin aklın gidip gelmeye başladı ana. Karımın, oğlumun anası Güley'in bırakacakmış. Ey yüce efendim, ey yüce efendim. Sen bu kadını bağışla. Sen bu kadını ıslah et. Sen onların suyunu içe içe, ekmeğini yiye yiye işte bu hale geldin Gabriel. Seni burnundan çekiyorlar istedikleri yere. Burnundan. Sonuçlar çok şaşırtıcı. Kan örnekleriniz çocuğunkiyle tutmuyor. Doktor bey, bunda şaşılacak bir şey yok. Biz Memo'yu evlatlık almıştık da zamanında. Tabii bundan kendisinin haberi yok. O yüzden böyle çıkması gayet normal. Ancak kemoterapi tedavisinde gerekli trombositler, daha da önemlisi ileride gerek duyabileceğimiz ilik nakli için uygun kana ihtiyacımız var. Nasıl yani? Uygun kan bulunmazsa oğlumuz ölebilir. Bunu mu demek istediniz doktor bey? Gerçi yurt içinde ve yurt dışında bütün ilik bankalarına haber verebiliriz, başvurabiliriz. Ama bu çok uzun zaman alır ve sonucu da kesin değil. Bu bakımdan Memo'nun bu hastalıktan kurtulmasını istiyorsak yapabileceğimiz tek şey öz annesine veya babasına ulaşabilmenizdir. Bunu öneririm.